Bir anı, bir hikaye. Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 95. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 3. Plevne muharebeleri ile beraber yaşananları sizlere anlatıyorduk bundan önceki bölümlerinde devam ediyoruz. Asya'daki hasım kuvvetler bu arada tabii bir ara çıkış yapıyor. Doğu Anadolu'daki Doğu Anadolu cephesindeki Ahmet Muhtar Paşa efendim, e, nın bulunduğu bölgedeki durumu da birazcık gazetelerden öğrendiği kadarıyla veya karşı taraftan duyduğu kadarıyla anlatmaya çalışıyor. Hasım kuvvetler birbirlerinin karşısında bekleyip duruyorlardı. Doğuda 25 Ağustos'ta yapılan Kızıltepe Kızıltepe muharebesi neticesiz kalmıştı. Bazı ufak tefek vakalar olmuşsa da bunlardan ne kar ne de zarar hasıl olmuştu. Ruslar müdafaa savunma vaziyetindeydiler. Bir miktar ilerlemişlerdi. Türkler taarruza geçmiş fakat muvaffak olamamışlardı. Beklenmeyen bir bozgun yani bir erin paniğiyle koca ordu Sarıkamış'a kadar Ruslar geliyor diye çekilmiş. Orada da e, Horoz Boğazı'ndaki bir top arabasının yani topun mermi arabası. Kapaklı diyorlardı o arabaya bir e, tümseyi aşarken, önüne gelmiş bir engeli, askerler de yüklenmişken, birdenbire aşıp da sarsılınca, maalesef o arabadaki top cephaneleri patlamış ve çok fazla da ölümler olmuş idi. Askerlikte bu tip kazalar olur mu? Olur. Her zaman olur mu? Her zaman olur. Arazidesiniz, siz dümdüz asfalt veya beton bir yolda hareket etmiyorsunuz ki. Değil böyle kazalar. İnsan normal yolda yürürken bile bir taşa tökezleri bir uçurma yuvarlanı paramparça olur. Plevne hatıralarında da bugüne kadarki bölümlerde böyle bir öküz arabasının öküzüyle beraber uçuruma yuvarlandığını sizlere arz etmiştim. Donanmanın harekatından bir netice anlamamış. Filonun başındaki İngiliz amiralinden beklenen ümitler boşa çıkmıştı. Şimdi Abdülhamit Han zamanında İngiliz zabitlerinin bahriyede de görev aldıklarını görüyoruz. Bu Kırım harbinde başlamış idi. Böylece devam etti bu büyüyerek, çoğalarak devam etti. En sonunda Abdülhamit Han baktı ki bütün donanmanın zabitan grubu, süvarisi, komutanı, çakçı başısı, yani gemideki bir makine aksamının komutanı vardır. Bir de geminin muharip kısmının komutanı vardır. İkisi de İngiliz. Bütün donanma gemilerinde. Düşündü ki bu donanmayı ben bir yere göndermeye çalışsam düşmana karşı bu İngilizler alıp gitseler donanmayı İngiltere'ye teslim etseler benim yapacak hiçbir şeyim yok. Bu dişi de donanmada bir ayıklama yapması lazımdı. Ya ben İngilizleri ayıklıyorum diyemezdi. İngiliz gel dost olalım derken Mısır'ı işgal ediyordu. Bu ara bilgileri de vermek durumundayım. Yanlış anlaşılır. Çünkü sık sık işte Abdülhamit Han başa geçti. Donanmayı Haliç'e hapsetti. Ne hapsetti canım? O da şöyle bir taktik uyguladı. Arızalanan gemilerin onarımı için Haliç'teki tersanelere çektirdi. Taşkıyak tersaneleri vardı orada. Oraya çektirdi parça bekliyorlar. Arızası yapılacak. Biri daha arızalandı, biri de ödenek verilmiyor. Hasreten verilmiyor ki hiç olmasa gemileri böyle battal tutabilelim. Aksi halde İngiliz yerinde bir acayip pozisyon vardı. Plevne'de de Tuna yoluyla böyle bir takviyeyi donanma yapmadı, yapamadı veya yapmadı. 6 Eylül 1877 günü bir emirle müşir Osman Paşa Ruslar batıdan, doğudan, her istikametten yaklaşıyor. Bir gün sonra hücumları bekleniyor. Fakat Allah'ın yardımıyla askerlerimin bundan evvelki harplerde olduğu gibi kahramanca dövüşeceklerine, çarpışacaklarına emin olduğu cihetle bu hücumdan korkmadığını bildirdi. Askere böyle bir günlük emir yayınladı efendim. Gazi Osman Paşa. Harp hazırlıklarımızı yaptık. Ferik kıtaları teftiş etti. Allah bize yardım için, Allah'a bize yardım için yalvardık nöbetçi olmayanlarımız elbise üstümüzde ve silahlarımız ellerimizde yattık. Hatırayı yazan kimse Herbert Von Herbert Ben bölümden çıkan ileri karakol postalarını teftiş için tabur komutanımız Binbaşı Taki ve Ferik Adil Paşa'nın yaveri ile birlikte bütün geceyi uykusuz geçirdim. Bu üç kişi geceyi uykusuz geçiriyorlar. İleri karakol postalarını, oradakiler ne yapıyorlar? Düşmana en uç noktadalar, ile karakol postaları. Rüzgar batıdan şiddetle estiği için yaklaşan düşmandan ses seda yoktu. Ayın beşine kadar iyi giden hava birdenbire değişti. Aniden hava bulutlanıp bora çıktı. Gece pek karanlıktı. Büyük felaketlerden önce insanın heyecanı ve korkusu tekrar başladı. Bu hali üzerimden silkip atmam ne bir yıldızdan ne de bir kulübe penceresinden ışık almayan bu zifirli karanlık zifiri karanlık gecenin içinde saklı olan akıbete ölüme göğüs germem lazımdı. O andaki psikolojisini kaleme dökmüş efendim. Rüzgar oltusunu arttırıyor ve ben bunu ölüm halinde bulunan bir adamın göğüsü kalkıp böyle gibi herhalde kalkıp inerek aldığı nefeslere benzetiyordum zaman bütün kuvvetiyle büyük hadiseler, korkunç boğazlaşmalar hazırlıyordu. Çirkin, rutubetli bir günün, haşa tabi günün çirkini olur mu efendim? Bir Müslüman bunu demez ama bu adam İngiliz'im diyor zaten. Ama Müslümanlarla beraber Müslüman toprağı için, Müslüman devlet için çarpışıyor. Çirkin, rutubetli bir günün Tan yeri ışırken yanından ayrıldığım binbaşı ta ki bana bütün tabiada benim muhakkat olarak komut ettiğim bölükten daha muntazam daha iyi olanı bulunmadığını söylemek lütfunda bulundu. Aferin Von Herbert diyor. Ya bizim bu tabiada diyor senin bölüğün numune bir bölük diyor. Onun gibi intizamlısı yok diyor. Daha sonra İncil'den birkaç ayet okudum. Annemin imzasını öptüm. Ve bir iki saat dinlenmek için yattım. Şimdi annenin imzasını niye öper insan? Öpmek şimdi moda ya efendim. Tabut öpüyoruz. Daha başka şeyleri öpüyoruz. Resim öpüyoruz camı öpüyoruz. Eşikleri öpenler var çeşitli yerlerde. Dinimizde böyle eşyaya böyle manevi bağlılığı olacak şekilde hürmet yasaklanmış zaten. Ama bu İngilizler zaten İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dini tanınmayacak hale getirmişlerdi. İngilizler de öyle, papalar da öyle, başkaları da öyle. Elhamdülillah Müslümanlık asıl geldiği gibi duruyor. Şimdi onun içinde hamle üstüne hamle yapıp onu da bunlara benzetmeye çalışma gayretinde olan gafiller var. allah Teala onlara fırsat vermesin. 6 Eylül günü, ertesi günü yani Plevne ordusu her biri 12'şer taburluk, 3 fırka ile 36 tabur etti. 12'şer taburluk, 3 fırka. 10 tabur ihtiyat kuvvetiydi. Yani 46 tabur. Birinci fırkanın 4, ikinci fırkanın 3, üçüncü fırkanın 2 tane de top bataryası vardı. Topçu bölüğü. Tabi tek top değil bu. Üç batarya ihtiyattaydı. 7 Eylül'de erkenden üçüncü fırkanın ikinci taburu birinciye nakledildi. Birinci fırkaya. Böylece birinci fırkada 14, ikinci fırkada 12, iki, de ise 10 tabur kaldı dedik ve 95. bölümü de burada noktaladık. İnşallah 96. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir anı bir hikaye.